Kuzeybeyde Harlem Kandayız. Sol tarafımız Bizi deniz. Amerika'dan geldiklerinde... Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, yeni bir yayına hoş geldiniz. Yine karşınızdayız. Yılın artık son günleri. Şunun şurasında 3-5 gün kaldı. Yarın yılbaşı programımızı çekeceğiz. Yılbaşı akşamı beraber olacağız. 4 saatlik bir program yapmayı planlıyoruz. Eğer oturtabilirsek tam 12'de de yeni yıla gireceğiz ama YouTube'da bu işler kolay olmuyor. Çünkü reklam araya giriyor. Kiminiz reklamlı seyrediyorsunuz, kiminiz premier üyesiniz, reklamsız seyrediyorsunuz. O yüzden zamanlamayı tam böyle gece hani hep beraber eller havaya giremeyebiliriz. Ee, ama en azından elimizden geldiğince programımızı renkli bir şekilde e, yapacağız. Yarın çekimini yapacağız. Onun için son hazırlıklarımızı da Kenan Taş tamamlıyor. Eğer hala dur ya geç kalmadan bir Cüneyt'e sponsor olalım, destek olalım şu yayınlara öyle Kenan Taş'ta taş yemesin diyorsanız Kenan Etipno TV'ye bir e-mail e, atabilirsiniz. Programı da like'ladığınız zaman daha çok insan seyrediyor programları. Değer tuşu da orada hemen önünüzde duruyor. Yılın son şey yani ya katılmadık, abone olmadık, dur bari likeleyin derseniz de anın eli tutulmaz diyelim. Şimdi bugün konuşacak e, çok konu var ama hep aynı konuları konuşuyoruz gibi oluyor ama ilginç bir gelişme oldu. Yıllardır benim gibi sinema severlerin yakından takip ettiği iki yönetmen arasında bugüne kadar çok dedikodu vardı, çok söylenti vardı, komplo teorileri vardı, iddialar vardı, yalan vardı, dolan vardı, gerçekler vardı. İlk kez hepsi ete kemiğe büründü. O yüzden bugün her şeyi bir kenara koyalım. Bütün siyasetçi Meral Akşener İmamoğlu'na şöyle çaktı. Efendim mecliste şu oldu. Yok İstanbul'un adayı şu olacak olacak. Hepsini bir kenara koyalım. Çünkü her, hepsini her gün bir kez daha bir kez daha bir kez daha aynı şeyleri konuşuyoruz. Yeni bir şey şu anda sinema severlerin yakından takip ettiği bir polemikte. Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan. İkisi de başımızın tacı ve ikisi de biz sinema severlerin, <laughs> Türk sinema severlerin gurur duyduğu filmlerini e, bayılarak se seyrettiği, ilham aldığı iki değerli yönetmenimiz. O yüzden biz bu polemiğin hiçbir tarafında değiliz. Yani biz şimdi iki ayrıldı. Nuri Bilge Ceylancılar var, Zeki Demir Kubuzcular var. Biz ikisine de aynı değeri veren, e, sinemalarını seven, takip eden, filmlerini kaçırmayan, yazdıkları günceleri, kitapları okuyan insanlarız. İsterseniz bugün, bugünkü polemiğimizi biz bu işin bu ringin herhangi bir tarafında değil, tam ortasında duruyoruz. Hakem olarak göründüğümüz, orada görüyoruz. Ve de bu iki yönetmenin arasında tatlı bir rekabet vardı. Tatlı bir polemik vardı. Biraz da anladığımız kadarıyla küslükler vardı. Ve gördüğümüz kadarıyla o küslükler biraz değilmiş, bayağı derinmiş. Habertürk'ten Haluk Mert Bey, meslektaşımızı kutlarım. Çok güzel bir işe imza attı ve yıllardır Nuri Bilge Ceylan konuşmuyordu. Şey Zeki Demirkobuz konuşmuyordu ve kendi programında konuk etti. E, tabii ben onu görünce hemen Kenan'a döşenmeye başladım WhatsApp'tan. Neden Zeki Demirkopuz bize çıkmadı? <laughs> Çünkü biz de kendisini davet etmiştik daha önce programı. E, Kenan'la bir diyalogları olmuş. Birkaç defa ben ekrandan da söylemiştim. E, Zeki Habertürk'ü tercih etti. Kutlarım. Çok güzel bir gazeteciliğe imza attı hem Habertürk ailesi hem de e, Dediğim gibi mesle meslektaşımız Haluk Mert Bey. Şimdi Zeki Demirkubuz çok ilginç program. Ben dün gece seyredememiştim. Dün gece e, Halk TV'de e, işte Timurların, Muratların programı seyrediyordum. E, o yüzden kaçırmışım. Keşke ona dönseymişim. Çünkü bir ara çok siyaset konuşmaya başladılar. Sıkıldım ben de bu. Halk TV'de siyaset konuşulunca sıkılıyorum. Ama çok güzel programlar da var. İsmail Küçükkaya'nın yaptığı gibi işte Akşamları İpek, Murat, Barış... Timur'un yaptıkları gibi. ama sabahleyin oturdum. Zeki Demirkobuz'un programını baştan sona seyrettim. Çok ilginç program. Zeki çok düz bir adam. Aşırı düz bir adam. Yani hani. ben hani birkaç defa karşılaştım Zeki Demirkobuz'la ama bir arkadaşlığımız yok. Yani. Bir yere gidip bir oturup bir şey içmişliğimiz, bir şey yapmışlığımız yok. O yüzden ilişkimiz izleyici yönetmen seviyesinde. Yani çok edilgen bir şey yok yani interaktif bir paylaşım yok. O yüzden ama yine de Zeki Demirkubuz'un tavrını, tarzını hem yaptığı filmlerden, çok az da olsa bağlandığı programlardan. Gezi döneminde herhalde bir bize bağlanmıştı diye hatırlıyorum hayal meyal ama 5 ne 1 kaya. O yüzden tavrını biliyorsunuz sözünü sakınmıyor. Biraz da hatta argo da konuşuyor kendini frenlemeye çalışsa da. Ve de çok ilginç bir iddia ortaya attı. İddia derken iddia olarak söylüyorum. Dedi ki Nuri bir geceyle İklimler filmini benden çaldı. Özeti bu. Şimdi böyle birebir demiyor ama hepsini özetlediğiniz zaman buraya geliyor. Anladığımız kadarıyla iki iki yönetmen yola iki arkadaş olarak çıkıyorlar ve de iyi arkadaşlar. Otuzlarındalar. Beraber konuşuyorlar. İşte üçüncü sayfa filmini çekmiş e, Zeki Demirkubuz, Senüz Mayıs sıkıntısını çekmiş. Ee, Nuri Bilge Ceylan henüz beraber mesela Japonya'ya festivale gitmişler. Orada bir festivalde bir film izlemişler, etkilenmişler. O sırada Zeki Demirkopuz da iki yönetmen aralarında konuşuyorlar, hayaller kuruyorlar, diziler konuşuyorlar, senaryolar konuşuyorlar. Hatta Zeki Demirkopuz diyor ki, ya Yılmaz Güney'in Baba filminden örnek veriyor. Diyor ki bu o kadar iyi bir film ki diyor. Hani biraz daha iyi oyuncularla yapsalar. Ee, ve de biraz biraz daha iyi oyuncularla yapsa dünya çapında bir film olabilecekken harcanmış bir film diye aralarında konuşuyorlar. Hatta Zeki diyor ki ben diyor gö götürdüm dört tane Yılmaz Güney filminin CD'sini e, Nuri Bilge Ceylan'a verdim diyor bu söyleşide. Yani çünkü sonrasından Nuri Bilge Ceylan'a soruyorlar ya İklimler filmini siz e, Yılmaz Güney'in baba filminden mi esinlendiniz diye. O da ben seyretmedim diyor. Zeki diyor ki yalan söylüyor. Seyretti diyor. Ben verdim bizzat diyor. Üzerine konuştuk diyor. Yani sonrasında filmden sonra. Şimdi bunlar ilginç bir, yani benim için çok tabii ilginç. Sizin için ne kadar ilginç geliyor ama e, bence önemli bir konu bu. E, şu yüzden oraya geliyorum. Çok tatlı bir rekabet de var. Bir yandan çok büyük öfkeler de var. Üstü kapatılmış, gömülmüş, toprağın altına, halınlar altına itilmiş. Öfkelerin de olduğu bir polemikle, tartışmayla karşı karşıyayız. Sonrasında şöyle bir gelişme oluyor. İki yönetmen filmleri çekiyorlar. Ee, ve de e, iklimlerden önceki filmi neydi? Ee, şeyin 2006'da e, Altın Portakal'da yarışan. Şimdi unuttum bak. Zeki Demirkopuz e, ve Nuri Bilge Ceylan 2006 yılında Altın Portakal'da beraber çalışıyorlar. O, o günkü ödül 300 bin TL. Ama Zeki diyor ki ya o günün Kuruyla baktığınız zaman 250 bin dolar falan ya yani. o civarda bir para. Çok büyük bir para şimdi iki genç yönetmen için. Daha ortada kan yok, şu yok, bu yok bilmem ne yok. Ve iki yönetmenin burada e, bir ödül rekabetine girdiklerini söylüyor. Zeki biraz kulis de anlatıyor ya işte gittik orada selam verdi. Sonra bir daha selam vermedi. önüme oturttular. Orada kimseyle işte dönüp bakmadı bilmem ne oldu. Hatta bayıldı ödülü alamadı falan diye anlatıyor. Sonrasından da yine Twitter'da tabi coşmuş durumda e, diyorlar ki ya aslında yani o gün bayılmasının nedeni sağlık sorunlarıydı. Ödülle alakası yoktu deniliyor. Ve de sonuçta o gün Antalya Altın Portakal'da en iyi filmi Kader filmiyle Zeki Demirkubuz kazanıyor. Şimdi bir parantez açayım. Gerçekten Muhittin Böceği tebrik ederim. Çünkü girdik aradık. Yani yılların 58.si 59.si bu yıl yapılamadı. O ayrı tebrik konusu yani. Hani ayrı bir beceriksizlik örneği ama Altın Portakal film festivalinin bir arşivi yok. Ödül törenlerini bile koymamışlar. Bu kadar laçka yani. Düşünün. Türkiye'nin en köklü güya en köklü film festivaline bir arşiv yapmamışlar. YouTube arşivi yok. Bulamıyoruz mesela. 2006'daki o ödül töreni neydi, ne yaptı, ne oldu? Yok. YouTube'a girdik orada da yok. Bir yerde vardır derinliklerinde bir yerde de biz bulamadık yani şey. Kapatıyorum parantezi. Sonra da Nuri Bilge Ceylan'ın Zeki Demirkubuz'a Küstüğünü öğreniyoruz. Zeki'nin anlatımlarından yola çıkıp söylüyorum. Dünkü Habertürk'teki anlatımlarından dolayı. Ve de sonrasında yine Zeki Demirkubuz diyor ki, ya bir şekilde bana küstü diyor. Sonra e, iklimleri çekti diyor. İklimler o sırada, pardon, ondan önce de bu konuyu anlatmış şeye Nuri Bilge Ceylan'ın Zeki'nin deyimiyle bir film var. Baba filminin gibi işte ya Japonya'da gördüğüm bir film gibi esinleniyor. Bu baba filminin biri, biri şey replikası değil ama esinlenme var. Hani onu da gizlemiyor yani yok böyle bir şey demiyor yani. Var diyor yani ben çok güzel bir film etkilendim diyor. Ve de sonrasında bir film çekmeye başlıyor. Ve o sırada Nuri Bilge Ceylan da bir anda iklimleri çekmeye başlıyor. Ben bu hikayeyi duymuştum o zamanlar. Ve de iklimleri çekiyor. İklimler bitiyor. Yayınlanıyor. Ferihan Maden o dönem radikalde bir yazı yazıyor. Ya diyor bu iklimler diyor sanki diyor Zeki Demir Kobus filmi gibi diyor. Şeyde. Ya bir dakika ya. Üç maymun mu karıştırdı? Dur bakayım. Ben şimdi iklimlerle üç maymun, üç maymun, üç maymunu çekiyor. Yanlış. Biz manşeti de üç maymun olması lazım. Üç maymunu çekiyor ya. Özür dilerim. İklimlerle Mıyım, bütün filmler 15 yıl 10 yıl önce olduğu için manşeti de değişsin. 3 Maymun filmimizdeki debürbuğuzdan çalıntı mı şey yapıyor. Neyse 3 Maymun filmini çekiyor ve de bu üç Maymun filminde e, yine işte Baba filminden işte alıntı mı çalıntı mı ya da Zeki'nin filmi miydi değil miydi bu konuşuluyor yani bu bir şekilde e, gündeme geliyor ve de Zeki'ye göre bu film işte Perihan diyor ki ya Üç Maymun diyor sanki Zeki Demirkubuz filmi gibi diyor. O dönem bu çok konuşulmuştu yani sinema dünyasında da kimsenin böyle bir kanıtı yoktu. Herhangi bir şey yoktu. O yüzden de gündeme gelmemişti. Sonra da iki yönetmenin arasında bir küslük giriyor. Zeki bunu anlatıyor işte. Diyor ki e, yani ben hani benle konuşmamaya başladı. Bir, iki, bir de Cihangir'de oturuyor ikisi de anladığım kadarıyla. Kafede görüyorlar arkadaşlar aynı çevreler. Bir anda küslük giriyor araya. Eee ve de bütün bu şeyden sonra, tabii ben niye iklimlerle karıştırdım? Çünkü en son iklimlerin kitabında yazdı bu hikayeyi de Nuri Bir Ceylan. O yüzden orada karıştırdım. Velhasın en son geldiği nokta, sonrasında hatta bu kendi filmini bu üç maymuna şey olan Kor'u yazıyor. 10 günlük çekim yapıyor. Sonra bir şeyler oluyor diyor. Orada hatırlamıyor. paramı oldu? Bir şey oldu diyor. Yakıyor filmle. Negatifleri falan da harcıyor. Hatta bir kast yapmış. O kasti değiştiriyor. Hatta diyor sonra yıllar sonra Kültür Bakanlığı'na başvurduk diyor. Bu filmde hani bir fon al alabilir miyiz diye. Orada da Ayşe Böhürler varmış. Yani Zeki diyor ki Ayşe Böhürleri tanımıyorum ama AK Parti'nin daha entelektüel isimlerinden bir tanesi. Fon vermiyorlar şeye. Kor'a. Çünkü diyor ki Ayşe Böhürler ebu bu üç maymun. <laughs> <laughs> Zeki de diyor ki ya birebir benim filmimi almış çekmişe getiriyor yani getirdiği yer sonuçta. Değiştirdiniz mi bizim şey YouTube kanalının manşetinde değiştirin bakalım. Bak iklimleri çıkartacaksınız. Nuri Bilge Ceylan 3 maymun filmini Zeki Demir Kubuz'dan çaldım yazacaksınız. Çünkü iddia bu yani şeyde. Sonrasında da ikili arasında bir atışma başlıyor. Ne atışması? Zeki Demirkubuz bir film çekiyor yeraltı diye. Ve yer altında bir sahne yazıyor. Şimdi bugüne kadar bu iddia et. Hatta biz bu programda da bu iddiayı dile getirdik. İşte bu iddiayı dile getiren bir arkadaşımız çıktı anlattı bize. Ama hep iddia olarak getirdik. Zeki diyor ki ne iddiası diyor. Direkt ona çekildi diyor. Peki neydi o sahne? Bir bakalım isterseniz. O, o bir efsane bir sahne var yani. Onun başına bakalım isterseniz. 8 dakikalık bir sekans aslında bu. Getirin ekranı isterseniz. Çok da kötü çekmişler. Haluk Bilginer'e falan da yakıştıramadım. Bundan sonra daha iyi çeksinler diyor. Yani aslında bok gibi çekmişler diyor da ben burada ayıp olmasın diye söylemiyorum o kelimeyi. <laughs> ne peki o filmde <laughs> ne diyor? Orada da o film. Yani uzun bir sahne ama o sahnenin sonunda bu sefer Shakespeare'in bir yanıt var. Orayı da bir izleyin isterseniz. Nuri Bilge Ceylan ne demişti? E, o sahnede diye bakalım isterseniz. Kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. Bir dakika, başa gel, başa gel bir daha. Çok yanlış yerinden. Bu ilk iki saniye geç biliyoruz, anlam. Ver, çok... ver. Abi, bu ay yaşın artık susması gerek yoksa tın tın teneke gibi tınlıyor. <laughs> ben konuşmayacaktım, dedim bunu. Yalnız gitmeden önce bir kapanış mahiyetinde, siz daha iyi bilirsiniz gerçi Aydın Bey. Estağfurullah. Shakespeare'den bir mısra, bir dizi söylemek istiyorum. dün Zeki Demirkubuz dedik ya bundan sonra sussun dedi yoksa YouTube kanalı açacağım dedi Nuri Bilge Ceylan'a. Her gün dedi yayın yapacağım dedi. Kenan Nuri Bilge Ceylan'a bir mesaj attı. Yani yayına katılmak ister misiniz hani bir cevap hakkınızı burada kullanmak ister misiniz? De, yok kullanmak istemiyoruz dedi. Ama sonra şu tweet'i attı Nuri Bilge Ceylan kendi e, Twitter hesabından. Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum. Ama üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder yakında diye teaser'ı patlattı yani. <laughs> evet ilginç bir polemikle karşı karşıyayız. Zeki tabii ilk günden beri söyleşte de diyor ki ya diyor bu niye bayram bir değil seyran diye yıllar sonra bu kapatılmış meseleyi yeniden alevlendirdi açtı anlamakta zorlanıyorum. Kesin arkasında bir hesap vardır diyor. Onu da hep beraber göreceğiz diyor. O hesap neymiş hep beraber göreceğiz biz de şimdi bakıyorum chatte diyorlar ki e, izleyicilerimiz ya başka konular var bu konu önemli mi? Önemli vallahi çünkü bu konu şu anda sadece iki tane yönetmenin e, birbirlerine küstüler, ödül parasını paylaşamadılar meselesi olarak görmüyorum ben. E, iki entelektüelin aslında beyaz perde üzerinden yaptığı son derece seviyeli bir polemiğin şu anda biraz daha ete kemiğe büründüğü bir tartışma olarak görüyorum. Bu tartışmanın içinde arkadaşlık var, dostluk var, ihanet var, hırs var, e, hırsızlık var, iftira var, kırgınlık var, e, hayata dair pek çok şey var. Yani bu sıradan bir magazin tartışması işte vardır. Yani Hülya Avşar'la Gülben Ergen o bana bunu dedi, sen bana birinci misin dedin tarzında bir şey değil. Çok ciddi iddialar. Yani e, kan film festivalinde defalarca e, ödül kazanmış, şu anda Oscar'ı, Oscar'da Türkiye'yi temsil eden bir yönetmenle e, Türkiye'nin vicdanını tutan, bir başka e, vicdanın sesi olan, nabzını tutan e, bir başka yönetmenin atışması sadece ucuz bir polemik olarak görmüyorum, değerli bir polemik olarak görüyorum. Yani e, sadece sinemacıların, yönetmenlerin e, ya da yaratıcı insanların pay çıkaracağı değil, hepimizin e, buradan bu tartışmadan. Belki de hayatlarımıza dair daha iyi bir şey çıkartabileceği bir polemik olarak görüyorum. Eğer seviye çok düşmezse ki düşeceğini zannetmiyorum çünkü sonuçta birisinin Dostoyevski'den alıntı yaparak verdiği bir e, şeye yaptığı hakareti öbürü Shakespeare'den alıntı yaparak hakaret eden iki e, şeyden değerli yönetmenin bakış açılarından görüyoruz. O yüzden hayatı sadece yani o onu dedi bu bunu dedi dur şuna haddini bildireyim şunu da bilmem ne yapayım ya da yani Siyaset sadece iki tane işte Meral Akşener'in dilinden çıkan iki cümle ya da İmamoğlu'nun işte fenomeni kucaklayıp yaptığı bir propaganda malzemesi olarak görmeyin. Siyaset aslında bu. Yani siyaset Nuri Bilge Ceylan filmleri, Zeki Demir filmleri, filmleri belki şu anda çok ticari filmler kadar fazla seyredilmiyor. Romantik komediler yok işte bilmem neler kadar ama sonuçta bu ülkenin yarına kalacak eserleri bunlar. Yani dronların havada uçuşup İstanbul görüntülerini, arkada tıngır mıngır müziklerin olduğu şeyler elbette yapımcıların cebinde dolduracak ama e, sonuçta yarın bir gün Türkiye'de nasıl bir 90'lar yaşandığı zaman sadece pop müzikle anılmayacak yani Zeki Demir Kubus filmleriyle anılacak. Türkiye nasıl bir taşrada ne vardı, nasıl bir taşra vardı, nasıl bir sıkıntı var dediğin zaman yani bunu ete kemiğe büründüren Nuri Bilge Ceylan filmleriyle anılacak hepimizin hayatına biraz daha derinlik gerekiyor. Çok yüzeylerde e, seyrettiğimizi düşünüyorum. Bu YouTube kanallarında sadece izlenme, işte daha çok izlenme için işte o buna dedi, bu durana bir çakayım, buna da bir tane çemkireyim düzeyinde bir yayın da yapmak istemiyorum. Yani o yüzden kusura bakmayın bu eleştirilerinize de e, çok katılmıyorum izleyicilerimizin. Umarım kimilerini tabii kimileri gayet şey e, daha farklı bir şeyden yapıyor. Bu YouTube kanalında en azından Biraz daha farklı bir açıdan ele almamız lazım. Mesela şu şeye baksanız hani gelin biraz güncel şey konuşalım. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı ve motokulyenin eşi şikayetçi olmadı. E, al sana bir Zeki Demir Kubus filmi yani. Al sana bir Nuri Bilge Ceylan filmi. Sa sadece şu haber üzerine bir şey çıkabilir. Çünkü işin içinde yani bir kadının öfkesi var. Zengin ve varlıklı bir insanın oğlunun karıştığı bir kaza var. Al sana üç maymun yani. Bak yani üç maymunu ne zaman çekmişler? Ya da al sana kor yani. Al sana baba filmi. Yani e, şu anda biz bunları şey olarak görüyoruz. Ya işte görüyor musun? Motokurye'nin eşi de e, şikayetçi olmadı. Neden olmadı acaba? Hepsi biliyoruz. Hepimiz biliyoruz çünkü Türkiye'de neden olmadığını. Neden olmama durumunda kaldığını. Yoksa eşini sevmiyor muydu? Hep hep hepimizin eşini sevdiği kadar seviyordu bende bence. De. İki tane çocuğu var, bir tanesi otizm tedavisi görüyor. Hepimiz biliyoruz ki, yani bunu elbette hanımefendinin söylemesini de beklemiyorum, o da vicdansızlık olur. Söyle bakalım ne kadar para aldın, hangi vaatlerle şikayetinden vazgeçtin diye sormak da vicdansızlık olur. Çünkü hiçbirimiz onun yaşayacağı hayatı yaşamayacağız ya da şu anda yaşadığı hayatı, çelişkileri e, yaşamayacağız. Kolay bir şey değil. bir Birileri eşinizi öldürüyor. Sonra birileri geliyor yanınıza diyor ki olan oldu. E sen şimdi şikayetinden vazgeç. Evet işte onun karşılığında da bilmem ne. Yani bu hanımefendi bunu yapmış diye söylemiyorum. Ama e, hadi öyle söyleyeyim. En azından gördüğümüz filmlerde bu işler böyle oluyor. Değil mi? Gerçek hayatta da bunları çok gördük. Ve de bu aynı şeyi, aynı filmi bir kez daha seyrediyoruz. O yüzden hani bakıyorum vicdansız yorumlar görüyorum sosyal medyada. Ya yani görüyor musun kadın işte şikayetinden vazgeçti. Ne haddine, ne haddimize insanları yargılamak. Bak yine geldik. Bir Nuri Bilge Ceylan filmi ya da Zeki Demir Kubus filmini. Az gidiyoruz, uz gidiyoruz. Hep aynı şeylere geliyoruz. Yani. Kısır bir tartışma var. Yani Meral Akşener hala şeye çakıyor. Biraz önce e, grup toplantısında. Ekrem İmamoğlu'yla e, Mansur Yavaş'a Getir hadi ekranı. Madem bu kadar istiyorsunuz, bunlarla zamanımızı geçirelim, Oyal oyalayalım birbirimizi Yani çok ciddi Aslında konular, mesele konular. nedir biliyor musunuz? Yolumuz ayır ve müstakil olarak devam edeceğiz diyerek statik odan beslenenlerin düzenlerini bozduk. Bizim sırtımızdan, bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk. sayemizde makamları, mevkileri cepte görenlerin kimyalarını bozduk. Evet, e, onun dışında deme de çakmış. Öyle söyleyeyim. Hani onlar hoşuna gidiyor insanların. Meral Akşener deme çakmış DEM Partisi'ne. Milli Eğitim Bakanı'na çakmış. Yapıştırmış abi lafı iktidara. Yani böyle şeyler deyince çok izleniyor böyle şeyler. Biliyorsunuz bu, bu tür yayınlar. Bir spiker meslektaşımız TGRT'de çalışıyor. Meltem Günay. Starbucks'tan kahve almış. Yanlışlıkla da yayına çıkarken kahve şeyini ekranda unutmuş. Çok kısa kalmış ama tabii caps alınmış. Sosyal medyada yayılmış. Ve de kaç yılda çalıştığı TGRT'den anında kovmuşlar. 27 yıldır spikerlik yapıyormuş. 14 yıl TGRT'de çalışmış. Ya diyor bir anlık hatadan bir insan bu kadar yargılanır mı, meslekten atılır mı? Of of ne diyeyim Türkiye'ye hoş geldin Meltem. Bir anda rezil de oluyorsun vezir de öyle bir ülkede yaşıyoruz. Bence biraz fazla yani vefasızlık yapmış TGF. Yani çıkar böyle şeyler olur yani böyle her insanları en ufak bir hatada işten atarsan bunun sonu yok ki yani. Onu at bunu at. Aramızda hatasız kul olmaz diye şarkıları boşuna mı söylüyoruz? Var mı hatasız kul yani hata yapabilir özür dilersin. Mesleğe taşına şeyine sahip çıkarsın. Kapının önüne koymazsın hemen yani. Bir de ne yapmış yani? Bir tane kahve almış orada unutmuş. Tabii kahve dünyasından alsaydı bir şey olmazdı. Bilmemden alsam bir şey olmazdı. Hepimiz diyoruz ki TGT daha muhafazakar bir kanal. Ee, ve de e, işte Starbucks'a da hassasiyet yüksek. Ya olabilir. Yani sonuçta ne ne yapmış rakı mı içmiş de masanın üzerine koymuş ama ondan daha beter bir muamele yani. yani rakı iç, rakı bardağını unutsa o kadar muamele görmezdi. E şimdi ben Cem Küçük olsam tedirgin olurum. Her sabah yayına çıkıyorsun düşünsene. Kızı iki saniyelik görüntüden dolayı işten attılar. Cem Küçük neler söylüyor? Tweet atıyor, köşe yazıyor. <laughs> Aslında ilk sahip çıkması gereken Cem Küçük. Biz Cem'le her zaman aynı konularda konuşmuyoruz, düşünmüyoruz. Hatta hayata 180 derece farklı bakıyoruz ama sonuçta çabalıyor, çalışıyor. Görüyorum yani TGRT'de. Kimi konularda da ters de olsa kendi mahallesine sesini yükseltiyor. Bu emekli maaşlarında, asgari ücrette. Tabii bunlar biraz tehlikeli alanlar. Benden başka bu konuya değinen var mı? Ya da izin verilen var mı? Ondan demin emin değilim. İnsanların aklından geçiyordur şimdi meslekte yıllar boyunca. Geçen gün BBC spikeri o hareketi yapmayayım da orta parmağını gösterirken yakalandı. Düşünün yani. Kamera arkasında bir sürü şey olur. Orası bizim mahrem hayatımızdır. Yani ben de yayından önce arkadaşlarımla kavga ediyorum, kızıyorum. Onlar bana bir şey söylüyor. Sinirleniyoruz, ne oluyoruz. Yani hepsini yayınlasak sokağa çıkamayız. Değil yani ekranda karşınıza çıkmaya. Ama ufacık bir hatadan insanların yıllardır birikimini kenara bırakıp atmak ve de bu insanları sahipsiz bırakmak da bence bir vicdansızlık yani. Cem Küçük üzerinde söylemiyorum. Bütün sektör adına söylüyorum. Bizim sektör adına söylüyorum. Türkiye Akademik Özgürlük Endeksinde en kötü gruptaymış şu anda. Kuzey Kore, Belarus, Türkmenistan'la aynı gruptaymış. Ama öyle demeyeceksin. Lafa bakınca 200 tane üniversitemiz var. O yüzden yani memlekette mesela ekonomiyi nasıl kurtaracaksın? Üniversite mezunu olmana gerek yok. Ne var mesela? Getirsin şu videoyu mesela. Memleketi nasıl kurtaracaksın? Nasıl kurtaracağız? Bir, bir, kardeşimiz anlatmış. Devlet bizden milyarlarca lira vergi topluyor. Faizler çıkmış yüzde kırka. Koy parayı faize. Oradan gelen parayla bas Manchester City Hop para ikiye katlandı. Oradan gelecek parayla da bütün Avrupa'ya güzellik merkezleri. Oradan oluk oluk dolar gelecek. O gelen dolarları da futbolcuların formuna koyduk mu? O parayı dörde katladık. Ondan sonra şak bir on milyar dolar piyasaya düşman şaşıracak. Diyecek nereden buldun bunlar parayı? Şak bir on milyar dolar da dolar beş lira. Ondan sonra toplayacağım beşten gene. Otuza gelecek o altı ayda. Otuzdan şak bir milyar da dolar bir lira. Ondan sonra ne enflasyon ne dolar yani. <laughs> Asıl bence sonu efsaneymiş ya. Galonu mu anlatıyormuş su galonuna? <laughs> abi memlekette herkes kafayı yedi. galonla akı içen mi istersin, kediyle dertleşen mi istersin, köpekleri terkin edenler mi istersin? Öyle videolar kol geziyor yani şu anda. Neyse Özgür Demirtaş bunu beğendi bence. Su bidonuna, su bidonunu koymuş abi muhabbet ediyor. Yani böyle bir ülkeye batar mı ya? Batmaz yani Necmettin Batıren ne düşünüyor acaba bütün buna yani baktığınız zaman. Sosyal medya fenomeni Ecem Taşer'miş. Ben tanımıyordum kendisini. Bir tane video yayınlıyor. Erkek arkadaşından ayrı tatile çıkmış. Eşinden pardon. Tatile çıkmış. Gelirken gelince de HPV aşısı olmuş. Vay efendim Getirseniz zor DSF olarak şeyini eee o bir ver bakayım elinde o videoyu yayınla hanımcı ha, olmayacağını baş... düşündüğüm biriyle Hayır, bir kere baş... evlenmezdim çünkü hanımcı biri hanımcı biriyle evlendim sevdiğine değer veren herkesi böyle söyleniyor çok garip bir şekilde hadi biz de öyle diyelim hanımcı olmayacağını düşündüğüm biriyle bir kere evlenmezdim çünkü hanımcı biri karısını kasıtlı olarak asla üzmez. Herkes bana neden arkadaşlarınla tatile gidiyorsun, kocanı neden götürmedin, onunla neden gitmedin diye soruyorlar ve şok oluyorlar buna. Arkadaşlarımla toplamda bir kez Avrupa turuna iki kez de Fas tatiline gittim kocam olmadan. Çünkü o sabit bir iş yapıyordu ve izin alamıyordu. Ona gidip dedim ki ben çok sıkılıyorum, zaten yay burcuyum ve eğer sen izin alamıyorsan yine de ben gitmek istiyorum. O da bana dedi ki ben böyle bir hayat yaşıyorum diye senin de buna esir olmanı istemiyorum, gitmek istiyorsan git. Mesela ev işleri. Yemekleri iyi kötü ben yaptığım için mutfak işi bende, temizlik işi Ali'de. Ona zamanında tuvaletleri gerçekten temizleyemiyorum. Çok tiksiniyorum. Zaten çamaşır suyunu soluyamıyorum. Dediğimde ben yaparım. Ecoşum ne olacak ki? Demişti. Ya da mesela alışverişte aklımda iki ürün kaldı. Hemen der ki Ecoşum aklımda kalacağına ikisini de al. Burada mesela asla para değil. İkimiz de hemen hemen eşit kazanıyoruz. Burada mesele beni bütün bunlara değer görmesi. Şimdi bu videoyu iniyor. Nerede şey diyor he, he, HPV aşısı oldum diyor. Bunun üzerine de tabii sosyal medyada bilinç başlıyor. Efendim nasıl evli bir kadın tek başına ıı, tatile gidermiş? Bu nasıl kocaymış? Kadıncağız da anladığım kadarıyla böyle şeylere pek alışkın değil. Bir HPV aşısı olun. Yani HPV aşısı olmak ne, neden olmuyorsunuz ki? Yani kadını ile erkeğiyle olması gereken bir aşı. Ee, ve Sonrasında kadın tabii linçe alışık değil bizim gibi derisi kadınlaşmamış. Çünkü biz her gün linç, her iki günde bir linç yediğimiz için ha dur bakayım trend topik olmuşuz. Bir kendimi yok diyorum. Ee, yaşıyor, yaşa, yaşıyor muyum? Evet sahibim. Bakalım niye linçle diyorum diye bakıyoruz. Ama eğer deriniz sağlam değilse nasıl bir ülkede yaşadığınızı böyle bir video yayınladıktan sonra anlıyorsunuz. Sonra da şu videoyu yayınlıyorsunuz. Okuyorum artık. Ben yorumlarda kocama neden hakaret edildiğini çok iyi biliyorum. Sebebi diğer bütün erkekleri, karısına değer veren diğer bütün erkekleri caydırmak, siz busunuz. Bir erkek karısına değer veriyorsa tamam karıcığım sen mutlu olacaksan tatile tabii ki arkadaşlarına gidebil diyorsa ödünüz kopuyor ki kendi eşiniz böyle bir şey talep eder ve yobaz dünyanızdan bir oz olsun çıkmak zorunda kalırsınız diye. O yüzden aranızdan sizin gibi yobaz ve pislik olmayan mağarasında yaşamayan bütün erkekleri hanımcı falan deyip böyle ötekileştiriyorsunuz kılıbık vesaire deyip ki siz size sıçramasın olay diye, ama sıçrayacak. size sıçrayacak olay, anladın mı? Bütün kadınlar bir gün akıllanacak gerçekten tek temennim bu, bütün kadınlar sizin gibi yobazlardan, sizin gibi pisliklerden aranacak, hayatlarını böyle yapay yalnız bile olsa siz 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 olmayınca, bak hayatı hoca yapay yalnız bile kalsa bir kadın bir pislikle evli olmaktan daha iyidir. Yani iyi bir şey söylemeye çalışıyor ama tam becerememiş. Bunun üzerine de sosyal medya hesabını kapatmış. Aslında demek istediği şu. Ya kardeşim insanlar evli olsa da illa yani şu andaki Türkiye'deki düzen şudur. Nasıl ya? Tek başına tatile mi Sana ne kardeşim? İster tek başına çıkar. ister kız arkadaşlarıyla çıkar. Efendim kız arkadaşlarıyla bilmem ne bu. nasıl erkek falan. Şimdi doğru bir yere tepki gösteriyor Ecem. Diyor ki ya kardeşim siz yani ne diyorsunuz yani? Hani Hanımcılık da kötü bir şey değil ayrıca yani. Hani hanımcı olmak erkekler arasında son dönem gelen bir şey. Bir espri. Ben pozitif olarak bakıyordum ama Ecem'den ilk kez şey gördüm. Hatta manşete hanımcılık kazanır diye atmıştık ama siz diyor bunu küçümsüyorsunuz diyor. Bir vok kültürü geliyor bizde de yani. Bir uyanış geliyor anladığım kadarıyla. Ben öyle görmüyorum. Yani hanımcılığı daha sempatik hatta aramızda espri oluyor. Yani hanımcılık kazansın bilmem ne olsun falan diye. Ee, ama haklı da Ecem. Yani Türkiye'de çünkü Kadınlara ve erkeklere biçilmiş çeşitli roller var. Bu rollerin dışına çıktığınızda bir anda kendinizi mahallenin dışında, sürünün dışında ve savunmasız bir şekilde bulabiliyorsunuz. Selevi de bunu sosyal medyada paylaştığın zaman nasıl mahalle dedikodusu olur ya, onu yüzle çarp, binle çarp öyle bir ortamda kendinizi bulabiliyorsunuz. Ve o zaman da sosyal medyayı kapatıp arkanıza bakmadan gidiyorsunuz, öfkeleniyorsunuz, kızıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Bir de şimdi kız, kız diye getir de SF olarak, Ecem iyi niyetli bir şey yapmış yani ne kadar iyi bir kocan var diye gösteriyor ee, şey yapıyor işte benim izin ver, izin vermek değil de yani hani düşünceli davranıyor yoksa izin de istediğini zannetmiyorum gidiyorum diyor öbür videoyu verin isterseniz Avrupa'ya gittim Fas'a gittim ya bizde birey olmak çok zor yani Ecem'in tam anlatamadığı o yani hele evliliklerde herkes birbirini birbirine benzetmeye çalışıyor. İnsanlar farklı insanlara aşık olup o insanlardan kendilerinin bir kopyası yaratmaya çalışıyor. Ve de bu e, hoş görülen ve de olması istenen ya da onaylanan ya da doğrulanan bir durum. Yani bunun tersi de, hani iki birey olarak bir ilişkiye, bir evliliğe devam etmeye kalktığınız zaman da ha bu iş nasıl olur? Ama böyle de evlilik olmaz ki. Ama böyle bu ne biçim ilişki? Ha vardır bunda bir şey. Ve o tabii artık e, Ecem'in bir sonraki videoda söylediği gibi, tam ifade edemiyor, yobaz mobaz diyor ama o kafanızın içindeki karanlık ne kadar derinse orada kendi fantazilerinizde yazıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Geçen gün sanırım Cüneyt Nergis çok beğendiğim bir stand-upçı. Onun bir stand-up'ında seyrettim. Sanırım Cüneyt'ti. Tam emin değilim ama genç de stand-upçıları seyrediyorum. Kimileri çok başarılı. Ee, o bir ev tutmaya çalıştığını anlatıyor. İşte biz de bir ev tutacağız diyor. Ev sahibi vermiyor. Niye vermiyor? Diyor ki siz diyor kim bilir diyor bu evde neler yapacaksınız diyor. Bekarsan diyor. Şimdi buralara kadınlar gelir bilmem neler yaparsın diyor. Cüneyt de diyor ki ya diyor adamın kurduğu fantazi yüzünden biz diyor bekar olarak ev tutamıyoruz yani. Bizim öyle bir fantazimiz yok. ev arıyoruz. Öğrenciyiz tek başımıza. Ne kadınları ne şeyi kardeşim biz yani nasıl ayar, günün sonunu nasıl getireceğimizi bilmiyoruz. Fakat ev sahipli. işte var ya bekara ev verilmez. Niye? Adamın kafasında bekar olunca öyle bir dünya kurulu ki Ecem'in anlatmaya çalıştığı öyle bir karanlık varken bekar, erkek, kadın gelecek. Burada seks partileri, badem, buzlu badem, işte sehpayı ters çevirecekler. Yani <laughs> böyle bir fantezi dünyası var yani. O yüzden Ecem'e de hak vermiyor değilim. Gerçekten şey, adam diyor ki bak Cüneyt Nergis adam grup seks fantezisi kuruyor diyor biz diyor oyuncu olarak da bize oynatıyor diyor yani <laughs> kurduğu fantazide ev verdiği adamı şeyi oynatıyor diyor. Müthiş tespit yani baktığın zaman. Ecem de biraz bu kültür şokunu e, yaşıyor şu anda. Fatih Terim Panathinaikos takımına gitti. Dün akşam kendisini aradım ve kutladım. Hocam hayırlı uğurlu olsun dedim. Teşekkürler dedi. En kısa zamanda gideriz biz de. Tabii şimdi bir sürü yere çekenler işte seçil e, Erzan şeyine çekenler mi dersin? Yok efendim niye şimdi gittiler mi dersin? Gitti diye soranlar mı dersin? E, yok efendim hiç şu ana kadar teklif yokmuştu. ilk teklife gitti diyenler mi dersiniz? Ya ben size söyleyeyim. Bugüne kadar dile getirmedim. Ben Fatih Temne ilk kez e, bu yaz tanıştım. Serdar Güzel Aydın cenazesinde tanıştım. Ya yani şahsen tanıştım. Birkaç defa da görüştük. Onun dışında da çok bir şeyimiz yok. Bir iki defa yemeğe gittik. Ee, sevgili eşi Fulya'yla, Fulya, Fulya Hanım'la, şeyle, dostlarımızla yani kalabalık ee, yemekleri. Çok da onun dışında da bir görüşmüşlüğümüz yok yani. Öyle hani gel Fatih Hocam bir kahve içelim durumumuz yok yani. Hani. Fakat e, bu Fatih Terim'e atılan şeyleri e, gerçekten bir Fatih Terim olarak hani hiç kendisiyle de konuşmadık ama bunları. Yaşamak kolay bir şey değil yani. Hani çünkü mesela diyorlar ki ya işte aldığı ilk tepki Ben size söyleyeyim bana yazın paylaştım. Ben paylaşmadım ama Suudi Arabistan'dan teklif gelmişti Fatih Hoca'ya. Bayağı da büyük bir teklif gelmişti. Ve de kabul etmedi, istemedi yani Suudi Arabistan. Birkaç yerden daha teklif vardı onları da söylemeyeyim şimdi. Yani şu hiç teklif yoktu da gelin ilk teklifi atlayıp gitti değil. Atina'ya gitmesi bu bir tercih meselesi yani. Ronaldo gibi dünyanın en zengin adamı olursun, en zengin futbolcusu olursun gözün doymaz. Yani bir trilyon paran olur. Dersin gideyim de Suudi Arabistan'da biraz daha para kazanayım. Gidersin Suudi Arabistan'da yaşarsın. Tarz ya yani. Ya da Messi'sindir. Çağırırlar Suudi Arabistan'da. Dersin yok kardeşim ben gideyim. Miami'de mi oynuyor şu anda? Florida'da mı? Orada yaşayayım dersin. E şimdi Atina'ya baktığın zaman her açıdan bir defa lojistik olarak çok yakın. Uşağı biliyorsun. Hop 40 dakikada Atina'dasın. E Panathiakos şu anda ikinci bayağı iddialı bir takım. Basketbol takımının başında da sanırım yine bir Türk basket, basket teknik direktör var. Gayet mantıklı bir tercih. Gittiğinde zaten sabah gitmiş, öğleden sonra antrenmana çıkacakmış. Konuşacak çok şey var ama şimdi konuşmayacağım demiş Fatih Terim. Buradan kendisine başarılar dilerim. Hem Ergin Ataman'a hem Fatih Terim'e. Bunlar soft power işte. Yani yumuşak güç. Yani Türkiye'ye sadece Türkiye ile Yunanistan arasında e, başbakanlar konuşmuyor. Yani spor dünyasında bu iki yöneticinin başarılı olması Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini de e, yumuşatacak. Yıllarca İbrahim Kutlay Yunanistan'da oynadı değil mi? Çok oranın bir kahramanıydı. Yunan çocuklarının örnek aldığı bir basketbolcuydu, sporcuydu. Hala da öyle şu anda yani İbrahim Kutlay, e, ben ara sıra rastlıyorum. Bütün herkes hayran yani şey bütün çocuklar, şeyler. E, umarım bu iki e, spor insanına da e, başarılarla dönerler. Yunanistan'da başarılı olurlar. Çünkü biliyorsunuz Türklerde şöyle bir şey var. Başka ülkelerde var mı bilmiyorum. Ama bir Türk bir yerde başarılı olunca hepimiz başarılı oluyoruz. En azından ben öyle hissediyorum. Ama o yüzden şimdi bakıyorum bazıları tef çalıyor. Aa, bakalım dalga geçiyorlar falan işte göreceğiz bilmem ne olacak falan. Bilmiyorum büyük mesela Fatih Terim ya da hani e, şey Ergin Ataman başarısız olunca size ne oluyor ya prim mi veriyorlar bu insanlar başarısız olunca neyin sevinci bu yani hani bu olumsuzluk dalgasından nasıl kurtulacağız nasıl daha iyi insanlar olacağız olmayı başaracağız emin değilim ama başkasının başarısızlığından insanlar nasıl mutluluk arıyorlar mutluluğu nasıl devşiriyorlar hayatlarına nasıl şey yapıyorlar nasıl bir hayat geçirebiliyorlar onu da anlamakta çok zorlanıyorum hani Umarım her iki şeyde başarılı olur. Şansal Büyük Ağa. Sevgili Şansal Büyük Ağa abimiz. Abimiz diyeyim. Çok değer veririm kendisine. Türkiye'de e, spor gazeteciliğini bambaşka bir çıtaya getirmiş, taşımış bir e, tecrübeli bir profesyonel Diyor ki beyin sportsun diyor. E, bu Icardi ile Cekum'uydu adamlar Neydi Oğuzhan? Ben ya, abicim futbol izlemediğim için şey yapmıyorum. Ya bunların hani tokatladı bu tokatlamadı mı kavgası var ya. Dijeku. ile İkadi şeydi. Phantom diye bir kamera var diyor. Onunla çekememişler çünkü Suudi Arabistanlı bir yönetmen çekiyormuş diyor. O kamerada bozuk mazuk diye kullanmıyorlarmış diyor. Ve örnek veriyor ya diyor. Zamanında Musa Çözen vardı diyor. Yani bu pozisyonları kaçırmazdı. 20 kameradan hiç şey olmazdı. Şimdi hiç şey yapmıyorlar, iplemiyorlar. Yani ne maçın kimle kim arasında olduğunu farkında, ne kimin kimi olduğunu farkında öylesine yalap şalap çekiyorlar diyor. Katılıyorum. Ben çünkü Musa Çözen'le büyümüş, ben bir dönem yönetmenlik yaptım. İşte siyaset meydanını 32. günlüğü yönettim uzun yıllar. Ee, YouTube'da biliyorsunuz bu ben hani sopayla dolaşıp çektiğim şeyleri ben kurguluyordum. Yani hala da severim yani ara sıra ufak tefek işleri Ekibe göndermem yani. Kendim açarım burada. Hatta iMovie'de falan yapıyorum. Hoşuma da gidiyor öyle bir şey yapmışım. Artık çok daha gelişti. Ya yani Musa Çöze'nin bir şey maç yönetmesi vardı. Maestro. Kardeşim Ertuğrul Özgür ya maestroyu seyrettim çok etkilendim. Bir Musa Çöze'nin maç yönetmesini görseniz yani o zaman yeni tırlar gelmiş. Ee, tırlar yani yayın tırları gelmiş. 20 tane kam kamera. Hamam tası gümüşten. Kameraman'a söylüyor ama yap diyor hamam tası gümüşten. Şimdi yabancı bir kameraman gelse anlamazsa gümüşler gümüşlerde yani. Hatta ilginç bir hikaye var. Musa Çözen o kadar iyi yönetmendi ki Show TV'nin o dönemlerinde. Yani efsane bir canlı yayın yönetmeni. Ee, Ahmet Sever de onun kankası. Kankasıydı. Şimdi Musa abini de buradan gözlerinden öperim. Sarılırım. Antalya'ya yerleşmiş. Emekli olmuş. Geçen aradı geçenlerde. Ahmet Sever ile aramız iyi değil. Sevmiyor beni bölüm bölüm kitaplarda bana hakaret şeyleri yazıyor. Ben Cüneyt'i kıskanmadım falan diye. Neyse. Şimdi Ahmet Severle Musa Çözen kankalar. Musa Çözen de canlı yayında gidiyor caz festivalini çekiyor. Caz festivalini çekerken de kameramanlar zaten spor kameramanları yıllardır beraber çalışmışlar. O yüzden aynı dili konuşuyorlar. Diyor ki kameramana Musa abi. Oğlum diyor gir diyor yap diyor şu şey diyor. E, yap şu bir hamam tası gümüşten diyor. Çünkü kameraman gidiyor uzun giriyor. O işte oradan şey yapıyor. Yukarı çıkıyor. Bilmem ne yapıyor. Ahmet Sever de bu ev, bana bunu kim anlattı? Birisi anlattı. Ahmet anlatmadı birisi anlattı. O, o, şeyde olan. Gidiyor arabaya. Belki Ahmet de olmayabilir. Onun şeyini alayım Ama Ahmet Sever de diyor ki ya diyor. Musa diyor. Sen ne biçim böyle insanlara zenci diyorsun. hamantası gümüşlen diyorsun. Koskoca Musa çözersin ya diyor. Biraz özen göster ya diyor. Adama siyahi diyeceksin diyor. Zoom in girsin bilmem ne olsun diyor şeyde. Ondan sonra Musa abi ertesi gün gidiyor yine. Diyor ki oğlum diyor e, siyahiye diyor gir diyor, zoom in gir diyor. Siyahiye zoom yap, yakın plan al diyor falan. Kameramandan şey yok, kımıldama yok diyor. Zoom diyordum diyor, i̇şte ismiyle bağırıyor. Lan, girsene bilmem ne yapsın Abi diyor o kim diyor bir ses geliyor ona. Oğlum hamam tası gümüşten yapacaksın diyor. Anlamadım mı diyor. Hay Allah'ım ya. Neyse benim geldiğim nokta şurası bu. Şansal abinin dediğinden yola çıkarak söylüyorum. Gerçekten beyin, ben yani ilk kez girdim baktım. Berbat bir arayüzü olan bir uygulama kullanıyor. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Herhalde bunlar Türk futbolundan pek haz etmiyorlar yani. Türk, Türk futbolunu dur abi gidelim bitirelim dediler. Öyle bir niyetle gelmiş gibi halleri var yani. hani Çok böyle bir e, kendinden şey göremiyorum. Amerika'da Apple saatlerinin satışı yasaklanmış. Bak bu ilginç bir haber teknolojiyle ilgili. Ee, çünkü bir tane şey başvurmuş akıllı saatlerin e, yatın Massimo'nun şikayeti üzerine teknoloji şirketiymiş. Şimdilik durdurmuşlar. Biden'da durdurmayın dememiş. Bu çok konuşulu konuşuluyor. konuşuluyor ee, İlginç ne var diye bakıyorum. Hani bu şeyle ilgili. Bu yıl Google'da arananlar. Bu arada bizim arkadaşlar da logo yapmışlar. Baksanıza Cüneyt Özdemir'in şeyine bir tane şey koymuşlar. Noel Baba şapkası takkesi koymuşlar oraya bir tane. Böyle simgesel bir şey. Oğlum taşlamasınlar bizi bunlar şey falan diye yani hani. Tesla'da bir robot çalışanlara saldırmış. Böyle bir şey konuşuluyor. Elon Musk'ın geçen gün bir şeyini seyrettim bu arada. Söyleşisinden böyle bir bölüm almışlar. Ee, ve de neydi o şeyin e, gençliğinde o da benim gibi bayağı bir şey e, okumuş. E, felsefe okumuş. Diyor ki gençken diyor Alman felsefecileri çok da dadanmamak lazım. Biraz bunalıma sürüklüyor diyor. diyor. Ee, neydi? Otostopçunun Galaksi Rehberi o ilginç diyor değil mi? Kitabında da Otostopçunun Galaksi Rehberiydi. Hatta sonra filmi de yapıldı sanırım. O diyor biraz daha diyor hani daha soft bir şekilde şey yapıyor diyor. Orada diyor ee, anlam şey olduğu zaman hep bir 46 geliyor diyor. Okudunuz mu bilmiyorum. E, Otostopçunun Galaksi Rehberi zamanında e, ben de bayağı bir okumuştum e, şeyle. Eee Neyse oradaki anlam diyor aslında diyor bütün bu hikaye diyor bir anlam arayışında diyor siz sürekli bir işte bilmem ne de mutlu olmak istiyorsunuz aslında yolculuk mutluluğa getiriyor diyor yani lafı oraya getiriyor yani bütün bu hikayenin içinde nerede olduğunuzla e, ilgili bir durum daha önemli diyor. Ya da Steve Jobs'un da bir şeyine baktım e, neyse anla girmeyeyim hadi şimdi çok fazla şey yaşam koç havasına giriyoruz. Bu arada bir sürprizimiz var. Yakında bir filmde görürseniz beni şaşırmayın yani. Hafta sonu bir filmde oynadı kardeşiniz. Kenan Taş'la beraber. Tabii ki Cüneyt Özdemir rolünde. En son Kurtlar Vadisi'nde mi oynamıştık? Kurtlar Vadisi'nde bir oynamıştık. Şahan'ın bir programına katılmıştım böyle bir. Pastane basıyordum. Şimdi de filmi söylemeyelim değil mi? Sürpriz olsun ama Şubat ayının ortasında ya bu Cüneyt hiç galaya gitmezdi. Neden bu filmin galasına gitti derseniz diyeceksiniz ki demek o film bu filmmiş ama çok komikti yani hani bayağı da güldük eğlendik öyle olur ya öyleymiş meğerse hani Beyaz'ın programına giderlerdi ya dizilerde yeni başlayan film çekerler rom romantik, komedi ya da artık da bir kimse kalmadı Beyaz diziler hepsinin kenara böyle altısı bir yerde oyuncular herkes şıkır şıkır gelmiş e nasıl geçtise çok eğlendik hiç gerilim olmaz dedikodu olmaz hep çok eğlenirler. <laughs> meğerse doğruymuş çok eğlendik <laughs> Tabii ki gıybetin dibine vurduk ee, ama söylemiyoruz herhalde değil mi? Bu sürpriz mi oluyor? Kenan söylüyor muyuz? Söyleyebiliyor muyuz? Nerede oldu oynadığımız ben şimdi bilmiyorum hani sen ismini vermiyorum ama sürprizse söylemeyelim ama değilse söyleyebiliriz. Ee, sürpriz mi? söylemeyelim bence sürpriz olsun. <laughs> tamam pek. Bu bir şey sorabilir miyim? Bu takke fikri senin fikrin mi buraya bir, bir tane yılbaşı Noel Baba takkesi koyalım Cüneyt Özdemir kanalının şeyine. Ya şimdi dünyanın her yerinde yapılan şeyler bunlar. Ee, yılbaşı dönemi özellikle böyle bir e, biraz böyle bir daha rahat bir döneme girelim diye yeni döneme daha böyle umutla bakalım diye böyle bir hafif eğlenceli tebessüm ettiren şeyler yapılıyor. Bizim arkadaşlar da böyle bir şey yapmışlar. Ben de okey dedim. <laughs> şimdi, şimdi abicim yarın bir gün kendimizi akitte bulmayalım. Görür, görüyor musunuz? Bunlar Noel Baba şeyi koydular. Yani gerici ya, yazarları ona... görmeyelim yani hani. Dövecek eğer... yer arıyor bizi biliyorsun Kenan. Ne? Elinde sopalarla bekleyen bir grup var. Bak kimi chatte de öyle. Hani... Valla 13 yıldır her, herkesin herkes elinde sopayla bekliyor. O yüzden <laughs> alışkınız yani dövmelere. Bir de, de her şey birbirine karışmış durumda ya. Noel ile yılbaşı birbirine karışmış durumda. Evet. Noel babaya sövüyorlar adam Türk çıkıyor. <gülüyor> yani <laughs> <laughs> siyan adeti, diyorlar adam Antalyalı çıkıyor. <laughs> Hindi'yi Amerikalılar şey diyor Şükran gününde biz yılbaşına onu da yılbaşına taşımışız. Çam desen bakıyorsun o da biraz kazdığı zaman o gelenekle Antalya'ya işte Anadolu'ya gidiyor. Neresi Hristiyan, neresi Türk, neresi şey. E, her şey bir çorba olmuş durumda yani. E, o yüzden insanlarda bir öfke birikimi olduğu için tabii fark etmiyor. Herkes öfkesinin bir yere kusuyor sonuçta yani. O o yüzden herkes her an dayak yiyecek bir potansiyelde. Konuşacak çok konu var ama önemli ve konuşmamız gereken bir konuyu atladık mı? Ben böyle şey yapıyorum. E, ee, yok Cüret Bey hepsini siz söylediğiniz genel manada. Bir e... ilginç bir şey var. Oscar ödüllü Parazit filminin oyuncusu Lee Sun-kyun e, intihar etmiş. Parazit güzel bir filmdi. Madem bugün sinemayla girdik. E, ve de e, uyuşturucu kullanmış herhalde. Şöhretle baş edememiş. Bu ev sahibini oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu arada kusura bakmayın. E, yayının başında üç maymundu. Ekimlerde her şey çorba oldu yani. Şeyden ama özünü anladınız en azından. En azından şu polemiğin e, nereden başladığını, nereye gittiğini sonra toparladım diyorum. Ama özür de diliyorum. Her şey birazcık çorba oldu. E, onu da altını çizeyim. Şöyle bakayım ne konuşuluyor diye şeyde. Twitter'a girdim. Seçil Erzan konuşuluyor. Neden Seçil Erzan konuşuluyor? E, Fatih Terim üzerinden diyor konuşuluyor. Fatih Terim şu anda ee, yine gündemde. Ecem Taşar konuşuluyormuş, Kızıl Goncalar konuşuluyor. Nuri Bilge Ceylan tabii ki şey. Konuşmadığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, yok. Peki siz bilim hakkında ne konuşuyorsunuz? Cüneyt Özdemir yazdım. Girdim bakıyorum şu anda. Ee, benim hakkında da çok bir şey yok. Asgari ücret konuşuluyor. Bugün belli olacaktan Bakanlar Kurulu iptal et, et, olmuş. Doğal olarak o da en çok konuşulan konular arasında. Yavaş yavaş bugünü bitirelim isterseniz. Ee, bugün herhalde zirveye davet etmiş Erdoğan. Bir yılbaşı hediyesi gibi olacak herhalde bu. Bu bayağıdır. Artık netleşmesi lazım bence de. Ee, dün CNN Türk Stüdyosu da karışmış anladığım kadarıyla. Ee, mitin Irak'ta yine bir operasyonu var, nokta atışı biliyorsunuz e, sınır ötesi operasyonlar yapıyor ve tabii Alman bir e, kırmızı bültenlerde aranan bir e, kişi, bir herhalde organize suçtan birisi yakalanmış. Bu da günün haberlerinden bir tanesi e, suçlar için kara rüyaların göründüğü, uykusuz gecelerin geçtiği bir yere doğru dönüşüyor Türkiye. Çok iyi haberler bunlar. Evet, e, yayını yavaş yavaş bitirelim isterseniz. Blooming'den indirim istiyoruz diyor Cihan Çopur. Ya gidin herhangi bir Blooming'e girin, deyin ki merhaba, Cüneyt Özdemir'in selamı var. İndirim yapmıyorlar ama en azından selam söylemiş <laughs> Vallahi şimdi böyle bir kampanya yapmadık. Ama Blue Mint mi? Blue giyiyorum. Evet yani. Başka ne var? Hemen arabasını, polis arabasını yapmamız lazım diyor birisi. Kızıl Goncalar dizisi üzerine de konuşur musunuz? Kızıl Goncaları henüz izlemedim ama konusuna hakimim. Yani ne olduğunu, ne bittiğini biliyorum. Bence Gold film orada bir damar yakaladı. O damarın da üzerine gidiyor. Hatta bedel ödemeyi gözüne, göze alarak üzerine gidiyor. Bence geç de kalmış bir da var. Yani Türkiye'de olan bir şeyi hiç bu kadar net bir şekilde e, öne çıkmamıştı, anlatılmamıştı. Anlatmak da e, gerekiyordu. Beğenmeyebilirsin. Beğenmezsen seyretmezsin. Ama hayır yayınlanmayacak ne demek kardeşim sana ne? Beğenmiyorsan seyretme. En büyük ceza budur bir diziye. Seyretmez. Verilebilecek en büyük cezayı verirsin. Ee, peki şimdilik bu kadar o zaman. Yarın saat yine 12'de buluşuncaya kadar beğen tuşuna basarsanız bu yayınları daha çok insanlar izliyor. Ve de e, sizler de sizlere de daha çok ulaşıyoruz. Yarın bizim için de e, uzun bir gün olacak çekimlerle. Sürpriz bir konuğum da olacak Cuma gününe. Cuma günü evet onu yayınlarız. E, şimdilik de bizden bu kadar diyelim. Yarın saat 12'de buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.